Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla birlikteyiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap ismi şöyle: Tefsire Giriş ve Muhtasar Kur'an Sözlüğü. Tefsire Giriş ve Muhtasar Kur'an Sözlüğü. Yazarı İbni Cüzey el-Kelbi rahimehullah. Çeviri ve notlar Zeynep Demirtaş, Rukiye Yaman, Fatih Muhammed Yüksel Hoca. Allah hepsinden razı olsun. Kitabımız Rıhle Kitap'tan çıkmış. Şöyle bir kapağını da göstereyim, tanımış olun, yüzüme getireyim şöyle. Herhalde bir parça seçmişsinizdir kapağı da. Göz aşinalığı olsun. Almak isterseniz kolaylıkla alabilirsiniz. Rıhle Kitap'tan çıkmış dediğim gibi. Arka kapak yazısından bir parça paylaşmak istiyorum. Çünkü hem İbni Cüzey el-Kelbi rahimehullah'ı tanıtıyor, hem de kitabın ne olduğundan bize bahsediyor. İbni Cüzey el-Kelbi, Endülüs coğrafyasında 8. asırda yetişen nadide alimlerden birisidir. İbni Cüzey el-Kelbi, Endülüs coğrafyasında 8. asırda yetişen nadide alimlerden birisidir. Akideden fıkha, tefsirden kıraate farklı ilim dallarında kıymetli eserler kaleme alan el-Kelbi'nin eserleri arasında en meşhur olan çalışma, Et-Teshil li Ulumit Tenzil'dir. Et-Teshil li Ulumit Tenzil'dir. Böyle daha güzel okumuş olduk. Elinizdeki kitap ise müellifin zikri geçen tefsirine mukaddime olarak yazdığı iki bölümün çevirisinden oluşmaktadır. Yani bu meşhur eserin tefsirinin mukaddime bölümünün iki bölüm, mukaddime olarak yazılmış iki bölümün çevirisiymiş bu kitap. Elimizdeki kitap, yani Tefsire Giriş ve Muhtasar Kur'an Sözlüğü oymuş. Tefsire Giriş adıyla çevrilen iki bölümün ilkinde müellif, Kur'an'ın harekelenip noktalanması, cem'i kısımlara ayrılması, Mekki medeni sureler, Kur'an'la ilişkili ilim dalları, müfessirlerin ihtilaf sebepleri, farklı görüşler arasında nasıl tercih yapılacağı, öne çıkan müfessirler ve eserleri, nasih mensuh, kıraatler, vakf çeşitleri, fesahat, belagat, icazül Kur'an ve Kur'an'ın faziletleri gibi konuları ele almıştır. İkinci mukaddime ise Mağrib Arap alfabesi sıralamasıyla hazırlanan muhtasar bir Kur'an sözlüğüdür. Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'de iki veya daha fazla geçen kelimelerin anlam dünyasına nüfuz edilmeye çalışılmıştır. İbni Cüzey el-Kelbi ne yazık ki ülkemizde pek tanınmamaktadır. Evet, ben de ilk defa bu kitapla tanımış oldum. Elhamdülillah. Onun et-teshili özlü bir tefsir olup uzun okumalara vakit bulamayanlar için bulunmaz bir cevherdir diyor. Ve diyor ki en son olarak, elinizdeki eser özel olarak Kur'an isim ilimlerine ve genel olarak tüm İslami ilimlere ilgi duyan okurun yanı sıra genel okuyucu kitlesine de hitap etmektedir. Zira eser bir giriş metnidir ve Kur'an kültürü kazanmak isteyen herkes için başvuru kaynağı olabilecek niteliktedir. Evet, eser gerçekten de böyle. Çok böyle yani sizi boğacak bir şey yok. Yazar sade bir dille, herkesin anlayabileceği şekilde açıklamış. Belki böyle daha çok belagat falan mevzular açıldığında biraz bilmediğimiz için onları kopuyoruz. Ama onun dışında anlaşılabilir bir metin. Devam edelim. Şimdi artık benim fosforlu kalemle işaretlediğim yerlere geliyoruz. Süre el verdiğince okumaya başlayacağız. İlk işaretlediğim yer müellifin ön sözü kısmında. Orada İbni Cüzey el-Kelbi rahimeullah'ın bir salavatı var. Benim hoşuma gitti. Hatta paragrafın tamamını okuyacağım size. Çok güzel bir yer. Allah Celle Celaluhu o yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi apaçık mucizelerle, etkileyici ayetlerle, galip ordularla, keskin kılıçlarla desteklemiştir. Allah Teala Celle Celaluhu hem dünya hem ahiret şerefini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lütfetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ahirette abdest azaları pırıl pırıl parlayacaklara ve yüzü nurlu olanlara önder kılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap gününde ilk şefaat edecek, cennete ilk girecek ve cennetin kapısını da ilk açacak kişidir. Allah Celle Celaluhu ona ve temiz olan ailesine,
yüce ashabına salat etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi en hayırlı aile, ashabı da en yüce ashabtır. Allah öyle bir salat etsin ki, işaretlediğim yere yaklaşıyoruz arkadaşlar. Allah öyle bir salat etsin ki o hem arındırsın hem de sayısı ve hesabı tutulamayacak şekilde artsın. Ediplerin sözleri ve yazarların kalemleri bu salatın ednasını ifade etmeye erişemesin. Bir daha okuyorum. Allah öyle bir salat etsin ki o hem arındırsın hem de sayısı ve hesabı tutulamayacak şekilde artsın. Ediplerin sözleri ve yazarların kalemleri bu salatın ednasını ifade etmeye erişemesin. Amin. Allahümme amin. Bu salavatlar, bu çeşit salavatlar Risale-i Nur'da da olduğu için burası benim dikkatimi çekti yani. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri'nin de ışık aldığı pirleri var. Böylesi salavatları yazarken, söylerken elbette birçok İslam alimi, tasavvuf önderi böyle salavatlar söylemişler, yazmışlar. Üstad Hazretleri de onlardan aldığı dersle o da böyle salavatlar söylemiş, yazmış. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlerleyelim bakalım daha ne işaretlediğimiz yerler var. 54. sayfada dikkatimi çeken bir şey. Şunu bil ki Mekki sureler genellikle akaid esaslarını ispat, müşriklere cevap verme ve peygamber kıssaları hakkında inmiştir. Şunu bil ki Mekki sureler genellikle akaid esaslarını ispat, müşriklere cevap verme ve peygamber kıssaları hakkında inmiştir. Medeni surelerin çoğu ise şer'i hükümler, Hristiyan ve Yahudilere reddiye, münafıklar, çeşitli meselelerle alakalı fetvalar ve Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin savaşları hakkında inmiştir. Mekki ve medeni suretlerin içerik farkını anlatıyor burada. Devam ediyor. Bir ayette, benim işaretlediğim yer burası arkadaşlar. Bir ayette ey iman edenler ifadesi geçiyorsa o medenidir. Bak, bir ayette ey iman edenler ifadesi geçiyorsa o medenidir. Yani Medine'de nazil olmuştur. Ey insanlar ifadesi ise hem Mekki hem de medeni ayetlerde bulunur. Bu benim bilmediğim bir şeydi. Bu kitapla öğrenmiş oldum. Demek ey iman edenler ifadesi geçiyorsa o ayet kesinlikle medeni. Ama ey insanlar diyorsa hem medeni hem Mekki olma ihtimali var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 61. sayfaya. Kur'an'la ilgili, pardon, Kur'an ile ilişkili ilim dalları, bölümün ismi böyle. Kur'an ile ilişkili ilim dalları. Benim çizdiğim cümle hemen yukarıda. Bilmelisin ki Kur'an hakkında konuşmak 12 ilim dalı hakkında malumat sahibi olmayı gerektirir. Bu zamanın Kur'an Müslümanları, hadis inkarcıları, mealistler bundan pek hoşlanmayacaklar ama 8. yüzyılda yaşamış Endülüslü bir alim hem de şehit bir alim, İspanyollarla savaşırken şehit olan İbn-i Cüzey el-Kelbi Rahimeullah böyle söylüyor. Bilmelisin ki Kur'an hakkında konuşmak 12 ilim dalı hakkında malumat sahibi olmayı gerektirir. Bunlar da tefsir, kıraatlar, ahkam, nes, hadis, kıssalar, tasavvuf, usulü din, parantez içinde kelam, usulü fıkıh, lügat, nahv ve beyandır. Demiş İbn-i Cüzey el-Kelbi. Bir daha okuyayım şu son cümleyi. Yani lazım olması gereken ilimleri okuyorum. Tefsir, kıraatler, ahkam, nes, hadis, kıssalar, tasavvuf, usulü din, kelam, usulü fıkıh, lügat, nahv ve beyandır. Bu ilimleri bilmek gerekiyor ki ondan sonra Kur'an hakkında konuşulabilir diyor. Elbette bu Kur'an'dan hüküm çıkarmak anlamında yoksa kendi mezhebimizin, kendi itikadi ekolümüzün bağlamında ayetleri okuduğumuz zaman doğru yerlerde anlayacak olduktan sonra avam da okuyabilir ama hüküm çıkarmak hakkı bizde yok. Biz avamız, bilmiyoruz, o ilimlere sahip değiliz. Biz mezhebimizce, bağlı olduğumuz itikadi ve ameli mezhepçe o ayetleri anlarız. Daha yüksek düzeyde olanlar, elbette bu ilimlere sahip olanlar farklı şeyler de anlayabilirler. Yani ilimlerden haberdar oldukları için daha rahat içerik hakkında konuşabilirler. 62. sayfada dikkatimi çeken bir şey, hilaf sözcüğüne dair bir şey. Hilaf
hilaf ve ihtilaf arasında şöyle bir ilişki olduğu da ifade edilmelidir. Hilaf ve ihtilaf arasında şöyle bir ilişki olduğu da ifade edilmelidir. İhtilaf, maksadın tek olmasıyla birlikte maksada giden yolun muhtelif olmasıdır. İhtilaf, maksadın tek olmasıyla birlikte maksada giden yolun muhtelif olmasıdır. Müslümanlar arasındaki ihtilaflar diyoruz değil mi? Hilaflar demiyoruz. Niye? Çünkü maksatları aynı. Yolları farklı. İlginç. Hilaf ise her ikisinin de muhtelif olmasıdır. Yani hilaf hem maksat ayrı hem yol ayrı olursa hilafmış. Sadece yol ayrıysa, maksat aynıysa o zaman ihtilaf oluyormuş. Bu kelimeye dair ilginç bir şey öğrenmiş olduk. Tefsir ve tevilin farkı hemen ardındaki sayfada, 63. sayfada yani. Tefsir ile tevil arasındaki farkın ne olduğu sorulursa, bu soruya konuyla alakalı 3 görüş bulunduğu belirtilerek cevap verilir. Birincisi, tefsir ve tevil aynı manaya gelir. Bazıları öyle diyormuş. İkincisi, tefsir lafız için, tevil mana içindir diyormuş bazıları da. Üçüncüsü, ki doğru olan da budur diyor müellif, tefsir açıklamadır, tevil ise kelamı, zahirinden başka bir manaya hamledilmesini gerektiren bir amil sebebiyle lafzın zahirinin gerektirdiği mananın dışında bir manaya hamletmektir. Bir daha okuyorum. Tevil ise kelamı, zahirinden başka bir manaya hamledilmesini gerektiren bir amil sebebiyle lafzın zahirinin gerektirdiği mananın dışında bir manaya hamletmektir. Devam ediyoruz. 66. sayfaya geldik. Burada da bir notum var. Hadis ilmi niye lazım? Yani Kur'an'ı anlamak için hadis ilmi niye lazım? Bunu İbn-i Cüzey el-Kelbi rahimehullah söylüyor. Bu zamanki işte Kur'an Müslümanlarının, hadis inkarcılarının, mealistlerin de kulakları çınlasın. Müfessir iki sebepten ötürü hadisin rivayetine ve hıfzına ihtiyaç duymaktadır. Müfessir iki sebepten ötürü hadisin rivayetine ve hıfzına ihtiyaç duymaktadır. Birincisi, Kur'an'ın ayetlerinin çoğu belli bir topluluk hakkında ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan gazalar, ortaya çıkan durumlar ve sualler gibi bir takım olaylar sebebiyle nazil olmuştur. Ayetin kim ve ne hakkında ne zaman indiğinden haberdar olmak için bunların bilinmesi gerekir. Çünkü müfessirin bilmesi gereken konulardan olan nes meselesi ayetlerin nüzul tarihini bilmeye dayanmaktadır. Zira sonra gelen ayet önceki ayeti nes etmektedir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an tefsiriyle alakalı çok sayıda hadis varid olmuştur. Dolayısıyla bunları bilmek gerekir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü insanların sözüne itibarla öncelik hakkına sahiptir. Yani bir ayet hakkında ne söylenecek, onda ilk tefsir yapma hakkı, ilk hükmü belirtme hakkı Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a aittir. Bu yüzden de onun sözlerini bilmeliyiz diyor Kur'an hakkındaki sözlerini. Evet. Devam ediyoruz. 69. sayfadan işaretlediğim bir şey. Bu da usulüddin, kelam ilmini niye bilmek gerekiyor? Onu söylüyor. İkincisini okuyayım, birincisini atlayayım. İkincisi, farklı Müslüman gruplar Kur'an ile ilgilenmişlerdir. Bu gruplardan her birisi kendi görüşüne Kur'an'dan delil getirmiş, kendi görüşünü muhalif kişileri reddetmiş veya onlara cevap vermiş ve muhalifinin Kur'an'a muhalefet ettiğini iddia etmiştir. Hiç şüphesiz bu gruplar içerisinde haklı olan da haksız olan da vardır. Bu durumda Kur'an'ın tefsirini bilmek, Allah'ın başarıya ulaştırması, teyidi ve isabetli kılmasıyla kişiyi delile, tahkike götürür diyor. Devam ediyoruz. Geldik 74. sayfaya, işaretlediğim bir yer. Burası da güzel. Burada Müsait et-Tayyar tarafından yapılan açıklamaları kayda değer bulduğumuz için kısaca aktarmak istiyoruz. Bu bir dipnot okuduğum yer. İşaretlediğim yer dipnotta yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tefsirinde mutlak olarak ihtilaf meydana gelmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tefsirinde
mutlak olarak ihtilaf meydana gelmemiştir. Yani Efendimiz ayeti bir öyle bir böyle yorumlamamıştır. Yani sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle tefsir etti derken bir başka sahabinin o sallallahu aleyhi ve sellem bundan farklı bir şekilde tefsir etti dediği görülmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tefsire dair sözleriyle tefsir dışındaki sözleri arasında da bir hilaf yoktur diyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne Kur'an'ı açıklarken ne de Kur'an dışında bir şeye dair beyanında ihtilaf, yani hilaf etmemiş, farklı bir şey söylememiş. Elbette, çünkü onun ağzından çıkan her şey Cenab-ı Hakk'ın hıfzında, bilgisinde, izniyle, emriyle. 78. sayfa. Burası da güzel, sahabeye dair Hazreti Ali radıyallahu anh ile İbn Abbas radıyallahu anh arasında geçen bir şey. Şuradan başlayayım. Bil ki müfessirler tabaka tabakadır. Bil ki müfessirler tabaka tabakadır. Sahabe tabakası ilk başlık. İlk tabaka sahabedir. Allah onların hepsinden razı olsun. Amin. Sahabe arasında tefsir konusunda önde gelen isim İbn Abbas'tır radıyallahu anh. Hazreti Ali İbn Abbas'ın yaptığı tefsirleri methetmiş ve İbn Abbas adeta ince bir perdeden gayba bakıyor demiştir. Ne demiş Hazreti Ali? İbn Abbas adeta ince bir perdeden gayba bakıyor demiştir. Amcasının oğlu aynı zamanda. Bunun karşılığında İbn Abbas mütevazı bir şekilde şöyle derdi. Kur'an tefsiri bakımından bende olanların tamamı Ali bin Ebi Talip'ten gelmektedir. Kur'an tefsiri bakımından bende olanların tamamı Ali bin Ebi Talip'ten gelmektedir. O da ona böyle iltifat ediyormuş. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. 83. sayfaya geldik arkadaşlar. Zemahşeri'ye dair. Biliyorsunuz Zemahşeri'den Bediüzzaman Hazretleri de Mucizat-ı Kur'aniye'de alıntı yapıyor. Bazen de ona itiraz edenler oluyor. Yani bu bir Mutezile şey imamı. Niye onun görüşlerine yer vermiş? Bakınız burada demek ki Ehl-i Sünnet ulemanın tarih boyunca duruşu bu. Faydalı olanı alıyor, zararlı olanı bırakıyor. Devam edelim. Ez-Zemahşeri'ye gelince burada müfessirleri sayıyor tek tek. Kendisinin işte bilgi sahibi olduğu müfessirler diyelim de en üst müfessirler mi diyelim. Ez-Zemahşeri'ye gelince bakışı doğrudur. İrab konusunda ustadır. Belagat konusunda da mükemmeldir. Ancak Ez-Zemahşeri Mu'tezile mezhebi ve onun destekleyici görüşleri onu destekleyici görüşlerle kitabını doldurmuştur. Ancak Ez-Zemahşeri Mu'tezile mezhebi ehli bid'a bir fırka bu ve onu destekleyici görüşlerle kitabını doldurmuştur. Kur'an ayetlerini Mu'tezili anlayışa göre yorumlamıştır. Dolayısıyla eserinin safiyeti bozulmuş, tatlılığı acılaşmıştır. Bu tefsirden bozulmamış olan hususları almalı, bozulmuş olanı da bir kenara bırakmalı. Bak, 8. yüzyılda yaşamış Endülüslü bir alim söylüyor bunu. Bu tefsirden bozulmamış olan hususları almalı, bozulmuş olanı da bir kenara bırakmalı. Devam ediyoruz bakalım. Geldik 93. sayfaya. Yok, burası, bunu okumayayım, geçeyim çünkü biraz uzun. Burası şey aslında, neshe dair delilleri, Kur'an'daki ayetleri zikrediyor burada. İbn-i Cüzey el-Kelbi rahimehullah, nesh meselesinde örnek olan ayetleri zikrediyor. Biraz uzun bir bölüm, ayetler birçok. Ama dikkatimi çeken burada da şöyle bir şey var. Mesela Mekke döneminde inmiş, müşriklere aldırılmamasını falan tavsiye eden ayetler var. Hani aldırmayın, geçin gidin, onların sözlerine kıymet vermeyin gibi manalar içeren ayetler var. Daha sonraki cihat ayetlerinin bunları neshettiğini söylüyor İbn-i Cüzey el-Kelbi. Ben şu an açıdan bakmamıştım. Doğru, mantıklı yani. Devam ediyoruz. Geldik 123. sayfaya. Fesahat, belagat ve beyan edatları diyor. Ben şurada ikinci maddeyi işaretlemişim. Lafızların kullanılıyor, fesahatın kaidelerinden birisiymiş bu ikinci kaide. Lafızların kullanılıyor olup dile ağır gelen yabancı lafızlardan oluşmaması.
Demek ki açık konuşmak, fasih konuşmak bunu da içeriyor. Buna da riayet etmek gerekiyor. Lafızların kullanılıyor olup dile ağır gelen yabancı lafızlardan oluşmaması gerekiyormuş. Bunu da işaretlemişim. 124. sayfada bir notum var. Mecaz konusunda. Zaten başlığı da bu, mecaz. Mecazın çeşitlerini söylüyor. Mecaz 12 türlüymüş. Onları sayıyor. Ondan sonra da aşağıda mecazın Kur'an'da olduğunu beyan ediyor. Ben orayı işaretlemişim, okuyorum. Dil bilginleri ve usulcülerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de mecaz bulunduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Dil bilginleri ve usulcülerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de mecaz bulunduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Şimdi Selefiler pek kabul etmeye yanaşmıyorlar. Onlar diyorlar ki mecaz yok Kur'an'da. Belki herif istemiyorlardır ama ben duydum yani. Kur'an'da mecaz yok. Kur'an'da bir şey geçmişse tevil etmiyoruz, tefsir etmiyoruz. Öyle olduğuna iman etmemiz lazım diyorlar. Halbuki burada bak var diyor. Dil bilginleri ve usulcülerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de mecaz bulunduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Zira Kur'an-ı Kerim Arap diliyle inmiştir. Arap dilini fasih olarak kullananların adeti de mecaz kullanmaktır. Arap dilini fasih olarak kullananların adeti de mecazı kullanmaktadır. Kur'an'da mecaz olmadığını söyleyenlerin herhangi bir gerekçesi yoktur. Zira onda bulunan mecazlar sayılamayacak kadar çoktur demiş. Devam ediyoruz. Bu kitaptan biraz fazla paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden yarım saate çıkaracağım galiba. 20 dakika olduk ama. Pekala. Geldik 152. sayfaya. Mesela Bedion kelimesi. Bu kelimenin iki anlamı vardır. Burası artık sözlük kısmı. Bedion ikinci bölüm, yani kitabın ikinci bölümü. Muhtasar Kur'an sözlüğü kısmı. Burada Bedion kelimesine diyor ki bu kelimenin iki anlamı vardır. Bir, güzel. İki, mübdi. Yani bir şeyi yoktan yaratan. Abi biz bugün bu Kur'an Müslümanlarına, işte hadis inkarcılarına, modernist taifeye Bediüzzaman isminin, yani Allah'a kastetmediğini, oradaki bedi kelimesinin o anlama gelmediğini anlatamıyoruz. Diyoruz ki bu zamanın güzeli demektir, zamanın eşsizi demektir. Yani bir insana da yapılabilecek bir iltifattır. İslam tarihinde Bediüzzaman-ı Hamedani, Bediüzzaman-ı Cezeri gibi başka alimler de olmuştur. Yani demek ki bu kelime kullanılabiliyor, bir tek nurcular kullanmıyor. Arkadaş yok da işte Allah için kullanan kelimeyi Bediüzzaman'a kullanıyorsunuz da bilmem ne. Aha kardeşim, Hicri 8. yüzyılda yaşamış Endülüslü anası babası Arap bir alim İbn-i Cüzey el-Kelbi diyor ki, ve müfessir de kendisi, yani bu işin ehli, tefsiri var. Bediün kelimesinin iki anlamı vardır diyor. Bir, güzel demektir. Bildiğin güzel. Yani işte Bediüzzaman değil, zamanın güzeli oluyor. Güzel kelimesinin karşılığıdır. İki, mübdi, yani bir şey yoktan yaratan. Bu ikinci anlamıymış kelimenin. Niye öyle tek bir anlamı varmış gibi kendinize kasıyorsunuz ki arkadaşlar? Değil mi? Ortadaymış mevzu demek ki. Devam edelim 153. sayfada. Bu da çok ilginç geldi. Müblisune kelimesi müblis kelimesinin çoğuludur. Müblisu kelimesinin çoğuludur. Bu da ümidini kesen anlamındadır. Delili kalmayıp susan kişi anlamına geldiği söylendiği gibi tevbekar mahzun kişi anlamında olduğu da ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda şöyle geçmektedir. Yublisu, mahzun bir şekilde susacaklar. Bu kökten türemiş olan diğer bir kelime ise iblis kelimesidir. Bak, iblis kelimesi de ümit kesen kelimesinden geliyor köken olarak. İblis kim? Şeytan. Allah'ın rahmetinden ümidi kesik mi? Evet, kesik. Çünkü cehennemin olacağını Cenab-ı Hak ona söylemiş, rahmetinden kovmuş. Bak, enteresan bir kök ilişkisi gibi geldi bana. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 163. sayfaya. Hamd ve şükür kelimesinin nüansına dair bir izah var burada. İster bir nimetin karşılığında olsun, isterse olmasın, yapılan övgüye hamd denirmiş. Şükür ise yalnızca bir şeyin karşılığı olarak yapılır. Bu açıdan hamd daha geneldir. Şükür dil ve kalp ve azalar ile yapılırken hamd yalnız dil ile olur. Bak, şükür
Dil, kalp ve azalar ile yapılırken onların yaptığına da şükür deniyormuş. Hamd yalnızca dil ile olur. Şükür de bu yönden daha geneldir. Bir açıdan hamd genel, bir açıdan şükür genel. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Geldik hüzün kelimesi 166. sayfada. Hüznün maniye ve şimdi maziye pardon maniye dedim. Maziye ve şimdiki zamana dair olan üzüntüye denir. İlginç bak. Maziye ve şimdiki zamana dair olan üzüntüye hüzün denirmiş. Gelecek hakkında endişe duymak içinse el-havf kullanılır. İlginç değil mi? Yani bu iki kelimenin arasında böyle bir nüans olduğunu ben şimdi öğrendim. Aslında kullanırken evet öyle kullanıyoruz. Geleceğe dair hiç hüzün kelimesini kullanmıyoruz. Ama işte niçin kullandığımızı da bilmiyorduk. Şuuruna erdik. Maziye ve şimdiki zamana dair olan üzüntüye hüzün deniyor. Gelecek hakkında endişe duymak içinse el-havf kullanılır deniyor burada. Yani biz ona korku diyoruz havfa da o da üzüntünün, hüznün bir farklı versiyonuymuş. 170. sayfaya geldik. Halfün kelimesi. Bu da ilginç. Ha'nın fethası ve lamın sükunu ile geldiğinde iki anlamı vardır. Yani halfün şeklinde. Bir arkasında, iki kendisinden önce geçenlerin kötü bir halefi olan kişi için bu kelime kullanılır. Halfün denirse kendisinden önce geçenlerin kötü bir halefi olan kişi için bu kelime kullanılır. Eğer selefine hayırlı bir takipçi olursa, sonradan gelen öncekine layık olursa, o zaman da lamın fethası ile halefün şeklinde olacağı söylenmiştir. Ya ne incelikler var arkadaş. Bu sözlük kısmını okurken bunları göreceksiniz arkadaşlar. Bazılarını da böyle ayetlerle örneklendirmiş. Şimdi onlara dair de okuyacağım inşallah. Ya diyorsunuz ne ince bir dil ya. 181. sayfa. Zekatün, lügatta bu kelimenin ziyade artış ve temizlik olmak üzere iki anlamı vardır. Sonra şeriat malın verilmesi hususunda bu kelimeyi kullanmıştır. Yani İslam bu kelimeye bir terim anlamı kazandırmış. Bu kullanım anlam da artıştan gelir. Malı arttırdığı içinmiş yani. Zira zekatı verilen mal kişiye bereketli kılınır. Sonunda da mal artar. Yahut malın zekatı temizlik anlamında da alınmış olabilir. Yani zekat malı temizliyor. Çünkü zekat vermek malı günahlardan temizler. Zekkeytür racülle, adamı tezkiye ettim ifadesi ise o adamı övdüm anlamına gelmektedir. Bak, tezkiye yine zekattan geliyormuş, övmek anlamı varmış, o adamı övdüm anlamına gelir. Kefin şeddesiz haliyle hüve zeke ise o kişi zeki oldu, zekidir manasına gelir. Hani tasavvufta, Risale-i Nur'da da geçiyor, nefsi tezkiye etmemek. Övmemek de demek. Biz temize çıkarmamak diyoruz ama genelde öyle açıklıyoruz. Övmemek de bir manası olabilir. Nefsi tezkiye etmemek yani nefsi övmemek. Temize çıkarmamak, onu suçsuz yapmamak gibi manalar içinde olabilir diye düşündüm burayı da okurken. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sonlara yaklaşıyoruz. Kella. Bunu Risale-i Nur'da çok okuyoruz. Haşa ve kella, 100.000 kere haşa ve kella gibi. Kella ne demekmiş arkadaşlar? Azarlama ve mani olma edatıdır. Bunun nefi için olacağı söylenmiştir. Yani durum senin zannettiğin gibi değildir anlamında kullanılır. Bir şey hakkında kella denirse, durum senin zannettiğin gibi değildir anlamında kullanılırmış. Olumsuzlama şeyi yani. Leyte, bu kelime de mesela aşina olduğumuz gibi bir kelime ama inceliği var. Leyte temenni anlamındadır. Bak leyte temenni anlamındadır. Genelde keşke olarak çevrilen kelime meydana gelmesi uzak bir ihtimal olan durumlar için kullanılır. Yani leyte dendiği zaman meydana gelmesi uzak bir ihtimal olan durumlar için bu kastedilirmiş. Keşke ama olabilecekler için de söyleniyor. Keşkeden ayrılan bir nüansı varmış demek ki leytenin. Leyte gerçekleşmeyecek gibi olan şeyler için ya da gerçekleşmeyeceği kesin olan şeyler için kullanılıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az kaldı bitiriyorum. Neam kelimesi, bela kelimesinden farkı, nun ve ayının fethasıyla gelen kelime, nefi ve ispat noktasında kendisinden öncekini tasdik ve ona uygun olmayı ifade eder. Bak, neam önceki cümleyi tasdik veya
ona uygun olmak şeyini kastediyormuş. Bela kelimesi ise böyle değildir. Zira o sadece ispat için gelir. İlginç değil mi? O da onay, o da onay ama onların arasında böyle bir nüans varmış. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Sizi sıkmak bahasına biraz uzatıyorum bu sefer. Çünkü kıymetli bir kitap. 222. sayfa. Fethun kelimesi. İki anlamı vardır. Kapıları açmak. Birinci anlam. Kapıları açmak. Beldelerin ve benzeri yerlerin fethedilmesi. Bu kökten gelir. İki hüküm. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçmektedir. İftah beynena ve beyne kavmina. Bizimle kavmimiz arasında hüküm var bak. Feth kelimesinin bir anlamı da hükümmüş. Hakime de hüküm veren anlamında fettah denilmektedir. İlginç. Hakime de hüküm verme anlamında fettah denilmekteymiş. El fettah Allah'ın isimlerinden biridir. Bu ismin anlamı hakkında şöyle denilmiştir. El fettah hüküm veren anlamına gelir. Fetih ve zaferi yaratan anlamına geldiği de söylenmiştir. Yani farklı farklı anlam katmanları. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşıyoruz sonlara. Sefih kelimesi mesela aklı eksik olan anlamına gelirmiş. Malını saçıp savurana da böyle denirmiş. Kafirler için de kullanılırmış. Onu da hızlıca geçtik. Senetün, bu da ilginç. Sin harfinin fetvası ile yerine gelen, pardon. Sin harfinin fethası ile kelime yıl anlamındadır. Kelimenin çoğu son harfi düşürülmüştür. Çoğulu sittin şeklindedir. Geçenlerde bir sohbette bu ifade kullanıldı. Bazıları bunu argo sandı. Aramızda da öyle bir şey geçti. Sittin seneler demek. Sittin sene diyoruz biz genelde. Aslında yanlış bir kullanım ama Galat-ı meşhur olmuş. Galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır derler. Seneler seneler gibi manaya getiriyoruz biz onu. Sittin demek arkadaşlar seneler demekmiş. Kimi zaman kıtlık ve çoraklık anlamında da kullanılmış bu kelime. Sebebün, sebep kelimesinin 5 anlamı varmış. Bunlar hep Kur'an'dan temellendirilecek şimdi. Sebebün kelimesinin çoğulu esbab şeklinde gelir. 5 anlamı vardır. 1- ip. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Feliyemdut bir sebebin ile sema. Bir iple semaya uzansın. Bu Hac suresinde geçiyormuş. 2- yakınlık ve sevgi konusunda ipten istiare olarak kullanılır. Bu da Kur'an'da şöyle geçer. Vetekatteat bihimül esbab. Onların sevgi ve yakınlık bağları kopmuştur. Bu da El-Bakara suresinde geçiyor. 3- yol anlamına gelir. Bu anlamda Kur'an'da şu ayet geçmektedir. Fe etbe'a sebebe. Bu da Kehf suresinde geçiyormuş. Bir yola tabi oldu. 4- kapı anlamına gelir. Bu manada esbabe semavat, göklerin kapıları şeklinde varid olmuştur. Bu da El-Gafir suresinde. 5. anlam, sebebül emr, işin sebebi dendiği zaman da işi gerektiren şey anlamına gelmektedir. Bak ya, yani bir esbab kelimesinin kaç anlamı var? İlginç değil mi? Yani hepsi de aslında bir yerden uyuyor bizim kullanımlarımıza. Evet, burayı geçeyim. Atlamış olalım bir tanesini, uzun çünkü. Vecih yön demek falan diyor. Bunu da atlayayım. Yolumuzu kısaltmış olayım. O uzun çünkü. O da. Vahiy kelimesinin şeyleri mesela. 3 anlamı varmış vahiy kelimesinin. Meleğin Allah'tan peygamberlere getirdiği söz. İlham ikinci anlamı. Bunların ayetlerle delillerini de söylüyor. Bir de işaret etmek. Bu manada da Kur'an'da geçiyormuş. Fe evha ileyhim en sebbihu bukrate ve aşiyye. Zekeriya onlara sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Yani söz söylemeden işaret etti demektir. Bu manaya da geliyormuş. Bak, bir vahiy, o meleğin peygambere Allah'ın sözünü getirmesi. 2- ilham manasında kullanılıyor yine Kur'an-ı Kerim'de. Onun da delili var. Ve evha rabbuke ilen nahl. Rabbin bal arasına ilham etti. 3- işaret etmek. Geldi işte şimdi mesela
Ne işte Kur'an anlamak için hiçbir şeye gerek yok. O açık bir sözdür. Ya bak bir kelimenin kaç anlamı var? Buna ihtisas gerekmez mi yani? Ey Kur'an Müslümanları, ey hadis inkarcılar, ey mealistler ya. Diyoruz. Eymen kelimesi mesela sağa doğru dönen de anlamına geliyormuş falan. Tamam. Daha da uzatmayayım. Arkadaşlar kitap dediğin gibi çok böyle ağır bir metin değil. İlk kısımları da güzel ama sözlük kısmı benim kafamı çok açtı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin bu kadar çok anlama geldiğini, hepsinin ayrı ayrı ayetlerle delili olduğunu görmek benim zihnimi açtı. Böyle bir sözlük yani şey de olarak kullanılabilir. Ya bakın hani Kur'an'ı anlamak öyle kafanıza göre size kolay geliyor ama bak bir sözlük mevzusuna girdiğinizde bile o kelime orada ne anlamda kullanıldı? Açtım sözlüğe baktım şu anlamdaymış ile çözülemeyeceğini buradan anlıyorsunuz, bu eserden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başta İbni Cüzeyr el-Kelbi rahimehullah, Allah rahmet eylesin. Kabri cennet olsun. Allah bizi onun da şefaatine nail eylesin. Daha sonra emeği geçen hocalarımız Zeynep Demirtaş hocamız, Rukiye Yaman hocamız, Fatih Muhammed Yüksel hocamız, Allah onlardan da razı olsun. Son olarak da Hile kitaptan Allah razı olsun ki bu kitabı okumamıza vesile oldular. Onlar sayesinde ulaştık. Böyle bir alimden de eserinden de haberli olduk. Bir kitapla daha görüşmek üzere. Fosforlu kalemde sizlere şimdilik veda ediyoruz. Allah'a emanet olun.